Şimdi burada ters elle geliyorum. Bacak arasını yaptıktan sonra başında çalıştığımız gibi buraya atak ediyorum. Buradan sonra da oyuncuyu kandırıyorum. Bu ben oyuncuyken de çok kullandığım bir hareketti. Hala kullanılıyor. En kolay yoldan adımı geçtiğim yer. Ama şimdi benim için önemli olan bitiriş. Şimdi burayı bitirdim. Yani burayı geçtim. Nasıl bitireceğim? Şimdi günümüz basketbolunda floater ve runner diye bir illet çıktı savunmacılar için, uzunlar için. Kısalar artık çok yetenekli. Eskiden gel geç beni, yap hareketi. Stop jumpshot atıyordu oyuncu. Ama şimdi atletizm arttı. Herkes burayı yakaladığı için ya da turnike atıyordu. Uzun da burada bloğa geldiği için kısalar atış geliştirdi. Fakat bu floater atışı nasıl kullanacağız? Yani burada geçtik adamı. Şimdi siz orada sol elle başlayacaksınız. Siz burada sağ elle başlayacaksınız. Sol elle başlayacaksınız iki tarafta. Şimdi burada hareketi yaptıktan sonra buraya geldiğim zaman burada kontakla çift zamanlı floater atacağız. Gel. O tarafta hareketi yaptıktan sonra tek adım floater atacak. Şimdi hareketi yaptım. Gel. Savunmayı aldım yanıma. Yakaladı. Koydum adımımı. 1-2. 1-2 kontağı bulduktan sonra havada dönerek floater atışı atacak. Şimdi ikisinin farkı var. Bu genelde burada yakaladığınız zaman zaten boşsa turnike atıyoruz. Ama özellikle içeri atak edilen pozisyonlarda diğer elle yap hareketi. Evet. İçeri atak et. Evet. Evet. Buraya geldiğinde de burayı da tek adım floater atacaksınız. Tamam mı? Solak mısın? Sağla atacaksınız. Evet. Önce burası bitiriyor. Sonra orası bitiriyor. Hareketi iyi istiyorum. Terseyi atak. Evet. Evet. Devam. Devam. Çabuk çık oğlum. Bekliyorsun. Evet. Bekle. Çık.